Herkese tekrardan merhabalar dostlar. Ben Sezer. Bugün sizler birlikte Age of Ofis 2 formunu sizler birlikte tekrardan ziyaret edeceğiz dostlar. Ve bakalım Lucas abimiz neler paylaşmış bunlara bakacağız dostlarım. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı. Ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama yorumlar kısmı Discord sunucumuz var. discord'umuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlarım. Öncelikle arama buna direkt olarak Age Game.com yazıyorsunuz. Bu arada bilgisayarın ufak takımalı olabilir. Çünkü arka tarafta Premier Pro'da RDR2'nin renderini alıyorum arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz üzere Lucas'ın formu görüyor arkadaşlar sizlerin karşısında direkt olarak. Biz buradan Lucas'ın pinlediği konulardan direkt olarak profiline gidiyoruz. Sizler de bu arada ara ara girin telefonunuzdan veya da bilgisayarınızdan bakın. Lucas neler paylaşmış, nelere yorum yapmış? Hepsini teker teker inceleyelim arkadaşlar. Çünkü Age of History 3 artık çok yakınımızdaymış gibi hissetmeye başladım. Lucas abim rahat durmuyor arkadaşlar. Şimdi ekstra IDs diye bir şey paylaşmış mesela. Burada burada yeni bir resim paylaşmış. Şöyle biraz aşağı ayında burada da bir şeyler paylaşmış. Bunları şöyle bir alalım. Öyle bakalım. burayı zaten okumuştuk arkadaşlar. Biraz yukarı çıkıyorum. Lucas'ın paylaştığı şu konuyu da açıyorum. Ve son olarak da bunu açıyorum. Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki arkadaşlar ben yeni ordu sisteminden bahsetmiştim sizlere. Bunu zamanında okumuştuk beraber bakmıştık resimlerine. Large ship, medium ship, small ship gibi birçok şeyi paylaşmıştık ve burayı okumuştuk. Eğer bilmeyenler varsa bir önceki videoya gidip bakabilir arkadaşlar. Şimdi biraz aşağı da Lukas abim buraya direkt olarak konusunu paylaşmış arkadaşlar. Yani yorumunu bırakmış. Gelin bir çevirelim şunu. Kara birimlerin farklı türler olacak zaten eklendi. Arkadaşlar bakın şimdi burada direkt olarak anlamanız gereken çok güzel bir olay var. JSON dosyasını düzenlere kendi birimlerini eklemek de mümkün olacaktır. Donanma oyunda olmayacak. Yine oyunumuzda donanma olmayacakmış bundan anlayabileceğimiz üzere. Ama Arkadaşlar şu şekilde sizlere bir konumdan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki oyunda yeni yönetim biçimleri var ve bunu JSON dosyasını düzenleyerek yeni yönetim biçimleri oluşturabiliyorsunuz. Mesela bir arkadaş yakın zamanda Sezerizm diye bir yönetim biçimi oluşturmuştu. Bunu yapmak daha da kolay olacak. Artık kendi ordu birimlerinizi JSON dosyasına oluşturabileceksiniz. Yani bu ne demek anlamına geliyor arkadaşlar. Mesela ben sat komandoları oluşturmak istiyorum. Hemen JSON dosyasına sat komandasını yazıyorum. Bufflarını ve özelliklerini yazıyorum. Ve bu sayede sat komandası ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir özellik. Burada mesela birisi daha yorum yapmış durumda. Şöyle bakalım. Eğer dosya üzerinden anlama yeni bilme biliyorsanız teorik olarak donanmaya da benzer bilme oluşturma mümkün olur mu? Sanırım oldukça hantal olur ama işe yarayabilir. Bak Lucas bunlara cevap vermiyor arkadaşlar. Artist artist takılıyor forumda yine. Şöyle aşağı de burada da başka bir konu yok zaten. Bu konuyu sizlere okumuştum ben biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bakın hatırlarsınız zaten direkt olarak. Şimdi buraya kapatıyorum. Şimdi diğer konumuza geçelim. Burada bir arkadaşımız şöyle bir konu paylaşmış arkadaşlar. Şehirlere göre harikalar ve eşsiz inşası. Biliyorsunuz ki EU4'te yani modern çağ değil de direkt olarak orta çağda bir sürü yapı inşa edebiliyorsunuz. Piramitlerden çıkın Konstantinopolis, Ayasofya'ya kadar her şeye kadar gidiyorsunuz mesela. Arkadaş da bundan bahsetmiş. Biz de inşa edebilecek miyiz demiş. Şunları bir okuyalım. Mesela bakın arkadaşlar okuyorum. Bazı şehirlerde ve, ba ve illerde benzerse şehir binaların ve harikaların inşası gerçekleştirebilir demiş. Örnek vermiş mesela. Örnekler Washington DC'de Kapitol, Beyaz Sana, e Lincoln Anıtı, Empire State Özgürlük Heykeli inşa edebilmek gibi. Mesela her yerden örnekler vermiş arkadaşlar. Bunu da bir çevirelim mesela. Ve eminim ki insanlar böyle şeylerde benzer anıtlar konusunda daha fazla fikirleri vardır demiş. Son olarak da şuna bakıyorum. Her bina size bir prestij kazandıracak ve fiyatlar önemli maliyetle artacak. il ve çevrelerde size fayda sağlayacaktır. Evet Lucas abim buna da cevap vermiş arkadaşlar. Şöyle hemen çevirelim bunu. Mümkün olacak ve inşa edilen harikalar bonuslar sağlayacak. Evet artık biz de kendimizi yeni e, şeyler nasıl desek sizler arkadaşlar. Harikalar inşa edebileceğiz. Bu güzel bir şey. Mesela atıyorum ki kardeşim ben Ego 4'te 1446 yılında başladım. Ayasofya Camii inşa ettim. Yani yeniden onardım. temizledik güzel bir şekilde. inşa ettik. Bu bana bonus sağlayacak. Ben de yeni şeyler inşa edebileceğim bu sayede. Bakın paylaştığı resimlerde direkt olarak bir piramidin resmi var. Bu hangi piramitti lan bu? Unuttum valla. Neyse arkadaşlar böyle şeyler inşa edebileceksiniz anlamına. Geliyor kısacasıyla. E, aşağı geldiğimizde bu, bu arkadaş yine yorum yapmış. Buraya bunu bir çevirelim. Bu güzel olacak. Özellikle muhtemelen özel olanlar oluşturmak mümkün olacağından. Burada bir konu daha yorum yapılmış. Fark kadar özel mi olacak yoksa her ülke için inşa edilme mü olacak Polonya, Litvanya toplu olarak piramitten inşa edilmesi gibi. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki EU 4'te hangi coğrafyada yaşıyorsanız oraya özgü şeyler inşa edebiliyorsunuz. Yani bu demek anlamına geliyor ki Lukas abim EU 4ün bir kısmını daha alacak anlamına geliyor arkadaşlar. Evet buraya da herhangi bir cevap yazılmamış. Burayı yeniden kapatalım. Evet burada mesela yeni bir şey paylaşılmış. Extra ideas yani fikirler. Arkadaşlar fikirleri biliyorsunuz. E4 ve Hoy4 Hoydort'ta var. Yani fikir Hoy4'te genelde şey, odak seçme gibi. E4'te de direkt olarak politika vesaire seçme gibi arkadaşlar. Ee, bu ondan yola çıkılmış bir şekilde paylaşılmış. Şimdi burayı sizlere noktasına kadar çevirmek istiyorum. Şöyle mesela şurayı bir çevirelim. Hatta hepsini çevirelim ya. Ver abi şunu. Google çeviri. Yeni binalar yapmak için zaten fikirlerin olduğunu biliyorum ve hala bunun dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak aynı zamanda kendi binalarımızı, kendi etkilerimizi yapabilsek harika olacağını düşünüyorum. Ancak oğlum ne kadar çok ancak var lan. Bunun ne tür bina olacağını seçebilirsiniz. Anlık gibi bir şey ama bu mekanik oyunu oynarken yapılmalıdır. Ve meraktan soruyorum. Savaşta farklı türde silahlar olacak mı demiş mesela bakın. Lucas abi bunlara nasıl bir cevap vermiş bakacağız şimdi. Örneğin işleri iletebilecek arbelet yaratım olabilir. Medeniyet ilerledikçe daha gelişmiş silahlar yapabilmemiz harika olur. Ee, ayrıca kıtık kıtlık ve hastalık gibi şeylerin bir anda ortaya çıkmak yerine tarihsel olarak uygun zamanlarda eklenebileceğini düşünüyorum. Mayınlar ile ilgili son bir fikir için ziyade ön dışındadır. Yeni oyununu var senaryo kaybedirse. Evet arkadaşlar bir sürü şey yapmış mesela. Burada ne yazmış? Tüm eşyalar içinde olduğu bir hesap gibi yaptıysan transfer etseler iyi olur demiş. Ve Lucas abim bu arkadaş demiş kısacası kısacasıyla ordu birimlerine mesela yeni silahlar, yeni binalar, aynı şekilde farklı fikirler, Anlayışlar, odaklar. Bunlar olsa iyi olur demiş. Yapılabilir mi demiş. 9 saat önce de düzenlemiş arkadaşlar. Ee, burada mesela Lukas abim bir şeyler paylaşmış. Özel bonuslar, görseller ve benzeri gibi binalarınızı oluşturmak mümkün olacak? Ya abi bu özel bonuslar ve, gör ve kendi binanızı. Arkadaşlar bu oyundaki şu daha fazla menüsündeki atölye menüsüne vesaire inşallah benzemiyordur. Çünkü direkt olarak aklıma o geliyor. Hey Lucas oyunun ne zaman yanacağını söyleyebilir misin? Şu, bu arada Lucas'ın bir sitesini bir ziyaret edelim. Orada 2000 yazıyor mu hala? Evet arkadaş hala çıkış tarihi tam olarak belirtilmemiş. 202 X olarak. Yani 2000'lerde çıkıyor. 2020'lerde çıkacak ama ne zaman çıkacak hiç kimse bilmiyor. Lucas'ın profilinin yanından gidelim. Başka yaptığı bir şey var mı ve şu an aktif mi? Oo Lucas abim ne yapıyor ya? Evet arkadaşlar burada gördüğünüz üzere başka bir paylaşımı var mı diye bakıyorum da şurada mesela 7 aktiviteye baktığımda aslında hepsi az çok okuduk yani ya. Bayağı hepsini okuduk arkadaşlar. Aa burada bir şey var. Bunu okumamışız. Bakalım buna ne paylaşmış. Bu illerin büyüme oranları yanlış demiş. Buna kime demiş? Aa bu çok eski lan. medinetler Çağı 2. Ve Lucas abim cevap vermiş. Evet büyüme oranları harbi yanlış. Oğlum burada büyüme oranı yok burada. <laughs> Aslında güzel lan. Adam bunlara bile dikkat ediyor. Bunlara dikkat eden bence oyuna da dikkat eder ya. Bence baştan sağma bir oyun bizi beklemiyor arkadaşlar. O bir sonraki gün ağaç düzel için düzeltilecek demiş. Vay anam vay. Neyse arkadaşlar şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. Bay bay.